İnsanlar hayatlarının üçte birini uyuyarak geçirmektedir. Uyuyarak geçen saatlerde insan adeta bir ölü gibi olur. Hiçbir şey yapmaz ve zaman hızla geçer. Bazılarına göre az uyursak başka şeyleri yapmak için çok daha fazla zamanımız olur. Böylece daha çok yaşamış oluruz. Peki insanoğlu düzenli olarak her gün neden uyumak ister? Uyumazsak ne olur? Dünyanın en uzun süre uykusuz kalma rekoruna sahip olan Randy Gardner kaç gün uyumadan ayakta durabilmiştir? Videomuza başlamadan önce kanalıma abone olarak ve bildirimleri açarak bu ve benzeri videolara herkesten önce ulaşabilirsiniz. Ayrıca izlediğiniz video hoşunuza giderse beğenebilir, görüş ve düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. İyi seyirler. Her akşam gün içerisinde yaptığımız sayısız hareket, iş ve eylemin sonucunda günün yorgunluğunu üzerimizde taşıyor oluruz. Bu yorgunluğu üzerimizden atmak ve tekrar dinç olarak uyanmak için uyumaya ihtiyaç duyarız. Böylece hayatımızın her gününü 6-8 saat uyuyarak harcamış oluruz. İnsanın bir gün öleceğini göz önünde bulundurursak her insanın sınırlı zamanı olduğunu anlarız. Ve bu zaman asla geri döndürülemeyecek şekilde sürekli azalmaktadır. Bu yüzden uyurken harcadığımız zamanı boşa harcamış olarak düşünebilir ve daha çok yaşamak için uyku saatimizi azaltmak isteyebiliriz. Ya da hiç uyumasam ne olur diye düşünebiliriz. Öncelikle uyuyoruz çünkü konuşma, hafıza ve esnek düşünme ile ilgili değerlerimizin normal ölçülerde seyretmesi için uykuya ihtiyacımız var. Uyku beyin gelişimi üzerinde önemli bir etkiye sahip. Düzenli olarak uyumanın önemini anlamak için uyumazsak başımıza neler gelebilir diye düşünebiliriz. Uyumadığımız zaman beynimizin çalışması ciddi şekilde etkilenir. Unutkanlık, dalgınlık, konsantrasyon eksikliği gibi durumlar uykusuzluk zamanında ilk gözlemlenen şeyler arasında yer alır. Uykusuz kalma süremiz uzadıkça beynin konuşmayı, hafızayı, planlamayı ve zaman algısını kontrol eden bölümü sekteye uğrar ve görevini yapamaz. Uykusuz kaldığımızda duygusal ve fiziksel durumumuz da etkilenir. Kısacası eğer uyumazsak olumsuz sonuçlarla karşılaşırız. 1960'lı yılların başlarında iki öğrenci bir insanın ne kadar uzun süre uyumadan kalabileceği konusunda bir deney yapıyor. Deneyi kendi üzerlerinde yapmaya karar veriyorlar. 17 yaşındaki Randy Gardner denek oluyor. 264 saat yani 11 gün boyunca hiçbir uyarıcı kullanmadan bilimsel olarak belgelenmiş en uzun süre uykusuz kalma rekorunu kırıyor ve rekorlar kitabına giriyor. Deney başladığında Randy Gardner'da beklendiği gibi birinci gün hiçbir problem olmadı. İkinci gün nesnelere odaklanma yetisinde azalmalar yaşandı ve bazı nesnelere dokunsa bile onları tanımamaya başladı. İlerleyen günlerde dengesizliği arttı, karamsarlık baş göstermeye başladı. Son günlerde kısa süreli belleği sorunlu hale geldi, halüsinasyonlar görmeye başladı. Deney sonucunda Gardner'ın doktoru bir insanın uykusuz kaldığında halüsinasyon, paranoya, bulanık görme, konuşma güçlüğü, sürekli sinirlilik hali, hafıza ve konsantrasyon kayıpları gibi belirtilerin olduğunu tespit etti. Neyse ki deney sonlandığında ve Randy Gardner eski hayatına döndüğünde psikolojik ve fiziksel bir zarara uğramadı.